Saksıda sarımsak yetiştirmek. Bu saksımıza şimdi sarımsak dikeceğiz. Daha önce soğan videosu yapmıştım. Şimdi de sarımsak videosu ile saksıda sarımsak nasıl yetiştirilir öğrenelim. Böyle köşeli bir saksı kullanırsak daha güzel oluyor. Sarımsaklarımızı şimdi birbirinden ayıracağım. Toprak olarak da ben satın aldım. Siz bahçe toprağı ya da herhangi bir tarla toprağı kullanabilirsiniz. Sarımsakları böyle diş diş birbirinden ayırdım. Tane tane hazırladım. Toprağımızı da bu şekilde toprağa da saksıya koydum. Düzleştireceğim şimdi üstünü. Sarımsak dişlerinin, taneciklerinin köklü kısmı alta, ince kısmı üste gelecek şekilde saksıya böyle yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde sarımsaklarımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. Sarımsak dişlerini, tanelerini saksıya yerleştirdim. Ben bunun için 4 baş sarımsak kullandım. Birbirinden ayırdım. Böyle tane tane hazırladım. Tabii bu açık kalan yerlerin üstünü tekrar artan toprağımız ile kapatacağız. Burada sarımsağımızın kabuklarını atmayalım çöpe. Gübre olarak kullanalım. Sarımsak kabuklarını bu şekilde gübre olarak saksımızın üzerine yerleştirdik. Evet, açıkta kalan sarımsaklarımızın üzerini de toprak ile kapattıktan sonra şimdi bunu düzleştireceğim. Evet, son koyduğumuz toprağı da düzleştirdik. Burada dikkat etmemiz gereken sarımsakların uçları hafiften bir görünür olursa yeterli. Çok gömmeyelim, yoksa toprak altında çürürler. Şimdi sarımsak saksımızı da balkonumuzda uygun bir yere koyup büyümesini bekleyeceğiz. Sarımsaklarımızın ilk can suyunu da verelim. Ve balkonda yeşil yeşil büyümesini bekleyelim.